Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Dan Diner tarafından kaleme alınan Mühürlenmiş Zaman, İslam Dünyasındaki Durgunluk üzerine başlıklı kitabı tanıtmak istiyorum. Kitap 2011 yılında okuyucuyla buluşmuş ve Sabir Yücesoy tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. İslam dünyası neden kaybetti, neden bir duraganlık sürecine girdi, çöküşünü tanımlamak için, çöküşünü anlamak için hangi noktalara eğilmek lazım? Bu konuda gerçekten birbirini kovalayan oldukça ilginç çalışmalar var. Bir yandan Müslümanların kaybetmesiyle dünyanın pek çok kaybettiğini iddia eden içeriden yazılar, içeriden kitaplar var. Ama bir yandan da bunlara ne oldu, burada ne oldu, buradaki gecikmenin ya da buradaki durağanlığın bir açıklaması var mıdır şeklinde bugün özellikle sosyal politik incelemelerde öne çıkan ciddi bir eleştiri, ciddi bir çözümleme edebiyatının var olduğunu ifade etmek lazım. Dan Diner bu çalışmada bize mühürlenmiş zaman kavramı etrafında İslam dünyasındaki hareketsizliğin ya da hareketsizliğin artık genel geçer bir tavra dönüşmesini ele alıyor ve bunun hangi sosyal, politik ya da dinsel etkilerden beslendiğini göstermeye çalışıyor. Bir kere her şeyden önce yazar bize metodolojik olarak gerçekten bir saygın çalışma ortaya koyuyor. Genelde bu tür çalışmalarda İslam dünyasını küçümseme, bu dünyanın verimliliklerini bir şekilde ciddiye almama, biraz üstenci bir dil içerisinde coğrafyaya ilişkin analiz yapma hevesini görebiliyoruz. Bu çalışmanın söz konusu duygulardan olabildiğince arındırılmış bir objektiflik içerisinde konuyu görmeye, anlamaya çalıştığını vurgulamak lazım. Kitap 6 bölümden oluşuyor ve her bölümde İslam dünyasındaki durgunluk farklı bağlamlarda, farklı gerekçelerle üzerinde durularak çözülmeye çalışılıyor. Ama ilk önce Orta Doğu'da özellikle Arap toplumunu, İslam toplumları içerisinde belki de en baskın toplumsal grup olarak öne çıkan Arap toplumunun yapısını yazar ele alıyor ve ezilmişlik psikolojisinin, terk edilmişliğin, hayata yetişememe, gündelik yaşamın akışına uyum sağlayamama gibi konularda bu coğrafyada ortaya çıkan tıkanıklıkları bize göstermeye çalışıyor. Bu bağlamda aynı dil üzerinden kullanmadığımızı düşünebileceğimiz bir kavrama atıfta bulunuyor. Hatta şöyle söylüyor, İslam toplumları, özellikle Arap toplumları sekülerleşme konusunda çok ciddi bir gecikme yaşadılar diyor. Ama yazarın bundan ne kastettiğine yoğunlaştığımızda aslında kastettiği şeyin yabancı ve anlaşılmamış olarak önümüze dikilen yaşam dünyalarının bilişsel ve entelektüel yoldan kavranmasındaki gecikmişliği kastettiğini anlıyoruz. Biraz daha kolaylaştırırsak şunu anlıyoruz. İçinden geçtiğimiz süreçler bize yabancı olduğumuz yeni değerleri, yeni davranış kodlarını, yeni eylem alanlarını çıkarabilir. Biz acaba bu karşılaşmaları göğüsleyebilecek, bu karşılaşmaların üretebileceği soruları cevaplayabilecek bir yetkinliğe sahip miyiz? Dünyanın ne kadar içindeyiz? Dünyanın akışını ne ölçüde gözleme kabiliyetine sahibiz? Yazar buradaki ihmalkarlığı seküler bir ihmalkarlık olarak kodluyor ve özellikle Arap dünyasındaki bu gecikmişliği, Arap dünyasında telafisi güç bu gecikmişliği, içinden geçilen dünyaya karşı bir duyarsızlık, o dünyanın diline karşı ihmalkarlık şeklinde ifade ediyor. Jeopolitik durum ve inanç dünyası bağlamında özellikle Sovyetler Birliği'nin, Sovyet ülkelerinin bu coğrafyada yapmış olduğu müdahalelere, bu coğrafyanın kimyasını dönüştürmeye yönelik müdahalelerine işaret ediyor. Hindistan-Pakistan ayrışmasına vurgu yapıyor. Buradaki dönüşümlerin bireysel ve toplumsal kimlikleri nasıl tarumar ettiğini ortaya koyuyor.
Tabii ki yazar özellikle Türkiye'de hilafetin kaldırılmasına özellikle olarak vurgu yapıyor. Hilafet nosyonunun gündelik hayattan ve dini temsil dünyasından çıkarılmasının tek tek Müslüman ümmet üzerindeki karşılıklarını sorgulamaya ve anlamaya çalışıyor. Bu bağlamda İslam dünyasında ortaya çıkan ve ortaya koydukları söylemleriyle, verimlilikleriyle çok dikkat çektiğini düşünebileceğimiz iki yazarı, iki düşünce adamını, iki eylem adamını masaya yatırıyor. Özellikle Mevdudi ve Seyyid Kutub'u İslami geleneğin içinden çıkmakla beraber bu geleneğin politik bir atraksiyonunu gerçekleştiren iki önemli aktivist olarak işaretliyor ve bunu bir dönüm noktası olarak, bunların ortaya koyduğu söylemleri de bir dönüm noktası olarak ifade ediyor. Yazı ve dil başlığı özellikle şifahi işitilmiş bir geleneğin yazıyla kurduğu gecikmeyi sorguluyor. Aslında bakılırsa işitilmiş olanın kopyalanmış olana tercih edildiği bir medeniyette içinden geçtiğimiz dünyanın dinamik ve coşkulu söylemlerine nasıl bağ kurulabilir? Buralarda ince ince analizler, özellikle matbaa konusunda matbaanın gecikerek Müslüman dünyada yerini almasına yönelik bir eleştiri kaleme alıyor. Kitap ekonomi alanını sorgulanıyor. Yükseliş ve çöküşün belli başlı parametreleri üzerinde duruyor. Tarihe ve zamana nasıl bakmamız gerektiği konusunda belki de kitabın tamamını etkileyen o çok önemli şemayı, çok önemli şablonu da bu vesileyle ortaya koyuyor. İslam dünyasındaki bütün bu süreçleri tanımlarken mühürlenmiş zaman kavramını kullanıyor. Mühürlenmiş zamanı da hukuk sisteminin dondurulmasına bağlıyor. Oldukça dinamik bir dünyaya dahil olduğumuzda bu mühürlenmiş hukukla bu yapıya entegre olmamızın zorluğuna işaret ediyor. Din dilinin kendi içindeki mekanizmaların, örneğin içtihat gibi mekanizmaların içeriden kendi otantik zemini içerisinde ne diye canlandırılmadığını sorguluyor ve bu gecikmişliğin faturasının bugün İslam dünyasında oldukça önemli bir soruyu sürekli canlı tutarak ilerlediğini vurguluyor. Soru, İslam dünyasındaki durgunluğun nedeni nedir? Tabii burada çok kısa bir süre içerisinde kitabın belli başlı argümanlarını sıralamak, özetlemek kolay görünmüyor ama kitabın bu konularda kendi içimizdeki hesaplaşmaları, sorgulamaları güçlendirmesi açısından önemli bir referans değeri taşıdığını bilhassa vurgulamak istiyorum. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.